Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün hocaların hocası Fatih Ceylan Hoca'nın yanına gidiyoruz Tekirdağ. Yanımda Recep Şengel var. Recep abicim. Merhaba arkadaşlar. Kırklareli Vize Underground Gym'in sahibi. Ben ailemin yanına geldiğimde Tekirdağ taraflarına hep onun salonunda idman yaparım. Recep abinin de üniversite yıllarından hocası değil mi? Aman dikkat. Evet. Senin nereden arkadaşın da abi? Fatih Hoca. Fatih abi bir salonda çalışıyordu. Biz oraya salona spora başlamıştık. Öyle tanışmıştık 2004 yılında. Hı hı. Ondan sonra hala dostluğumuz devam ediyor. 2004 yılından beri? Evet. Aşağı yukarı 20 yıl olmuş ya. 18 yılı var. 2022'deyiz. İlk tanıştığında Fatih Hoca neredeydi? Üniversitenin spor salonunda mıydı? Yok. Tekirdağ içinde bir salon vardı. Evet. Orada çalışıyordu. Yani biz bu genel olarak videolarımızı bu şekilde çekiyoruz. Yani mutlaka tanıdık arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, daha öncesinden benim spor hayatımda tanıdığım kişiler, onların etrafındaki ya da çevresi geniş olan insanlarla, samimiyet olan insanlar çok fazla etrafında. Onlardan da sağ olsun bir ara bakalım abi, ne zaman, ne yapıyorsun, ne diyorsun, hiç gidiyor musun Fatih Hoca'nın yanına vesaire veya falanca hocanın yanına gidiyor mu filan abinin yanına falan deyip ben mevzuya giriyorum. Onlar da diyor ki ya ben şu gün gideceğim, gel beraber gidelim, video yapacağım, yapalım mı diye sorduğumuzda artık sağ olsunlar ismimizde biraz duyuldu. Video yapalım mı dedi, ha Atakan mı diye direkt söylüyorlar zaten. Tanıyorlar, buyursun gelsin, ne yapıyormuş, iyi miymiş falan filan. Zaten Fatih Hoca'yı ben şeyden de, Fatih abi yarışma alanından da tanıyorum. Doğru. Yarışma, muscle balance, nutrition'la alakalı da bir daha öncelerinde bir şeyimiz vardı. Yani bizim içkimiz, sigaramız yok. Bizim en büyük keyfimiz bu body. Haksız mıyım Recep abi? Aynen, yani gideceğiz, evet, çekeceğiz, muhabbet, sohbet, takılacağız. Yani bir kamera olmasa da biz gidip zaten bu insanlarla oturup kalkıyorduk zaten arkadaşlar. Aynen, İlla evet, denk geldiği zaman hadi gidelim. Sen kaç defa gittin Fatih Hoca'nın yanına? Yani sayısını bilmiyorum. Sayısını. Ailecekle görüşüyoruz. Onlar da bizim evimize geldi, oturduk, sohbet ettik kaç defa. Evet. Yani o benim için gerçek bir abi gibi. Evet. Yani normal sıradan bir insana hani abi dersin, şey yaparsın da. Evet. Fatih abi ben ne zaman başım sıkışsa ararım. Abilerim burada takıldım. Bana yardımcı yani, olur. Burası böyle, şurası şöyle der. Her türlü yani benim bu zamana kadarki bütün şeyimde emiyor onun sayesinde. Evet. Yolu da göster, Ahmet Bey'e gelmek üzereyiz arkadaşlar. Kırklareli Vize Ahmet Bey Köyü. Buranın köftesi meşhurdur yani arkadaşlar. Rallici Atakan Başar abi. Yok abi. Adam diye şimdi kamerayla. Fatih Ceylan'ın yanına geldik. Fatih Ceylan'ın yanına geldik. Fatih Ceylan dedim mi her kapılar açılır diyorsun ya. Aynen öyle. Evet, şoförü de değiştik bu arada arkadaşlar. Recep abi dedi ki senin dedi kullanacağın dedi arabayı dedi yerim ben dedi ya. Hayvan gibi dedi basıyorsun dedi ya. Evet arkadaşlar, Namık Kemal Üniversitesi spor kompleksine gelmiş bulunmaktayız. Bir tane yedek batarya alalım, lazım olabilir diye tahmin ediyorum. Belki birini geçer. Bu galoş şimdiden hiç hoşlanmam. Seve seve yapacak bir şey yok. Kolay gelsin abi. Salonumuz biraz küçükmüş ya. Ya iş görür tabii, niye görmez. Bakın teknolojimin dumbbellları var. Ben bunlardan çok hoşlanmıyorum. Niye çok hoşlanmıyorsun diye sorarsan, şu tutulacak yerler çok kalın geliyor bana ya. Bilmiyorum niye öyle. Teknolojimin dumbbelllarını ben bir türlü sevemedim. Evet, dizelim bir tane arka bacak leki. Curl makinesi var. İşte böyle şeyler oluyor ya. Çekiyor mu? Çekiyor mu falan. Bizde kamera arkası, şimdi kamera... Onlar işte drone'uydu, çift kamerasıydı, açılı kamerasıydı, ışıktı mışıktı her şeyle geziyorlar. İşte gelirken hep drone'la çekmişlerdi. Birçoğunu koymamışlar gerçi. Hı hı. İşte ayrı ışıklar da koyuyorlar. İki kişi ayrı ayrı açılardan hep çekiyor. Evet. Anlık mesela bir ortam olduğunu o an reels çekiyorlar hemen şeyle. Ayırıyorlar onu, hmm, reels'lık falan. Hani o ekiple Hasan diye bir çocuk var. Baron'u da eskiden çeken oydu Türkiye'deki. Evet. Oradan ayarlamış. Güzel, çocukların şeyi güzel yani. Bende de normalde çalışmış olduğum bir tane Cemil diye bir kameraman arkadaşım var. Bir de Özge diye bir arkadaşım var. Özge direkt videograf zaten. Video işleri yapıyor. Uzman. Yani
mesela düğün çekiyor, ne bileyim video, özel bir video çekiyor, nişan çekiyor, klip çekiyor. Genelde o tarz çok yüksek maliyetli olduğu için genelde düğün nişan çekenler veriyor parayı ona, ama onlarla da ben o şekilde gezdim. O çok yüksek maliyetli oluyor. Maliyetli oluyor tabii. Çok yüksek maliyetli oluyor. Valla haftada iki video çekiyorlar onlar bildiğim kadarıyla. Her yere götürüyor çocuğu. Evet. Muhtemelen başka ekstra iş yapıyor mu? Ha, yapıyordu. Bir firmanın şeyinde de çalışıyordu çocuk. 3 gün boş oluyor. O 3 gün boşlukta Markus'la çekiyor. Hı hı. Diğer 3 gün, 4 günde şirkette çalışıyorum demişti bana, ama evet, tabii o maliyeti yüksektir abi ya. Sıkıntılıdır. O zaman bir başlangıcı yapalım. Şunu sadece şöyle ben bir çevireceğim. Evet, nereden gireceksin ilk önce, oradan gireyim. Fatih Hocam, merhaba. Direkt. Bu kadar eksende konuşuyorsun, burayları koyup bir de merhabayı koymam. Ya. Değil mi? Abi. Bu 40 saniyeyi koyup bir de merhabadan başlamamız. Sürprizlerle dolusun. Hoş geldin öncelikle. Bizim konseptimiz biraz farklı Fatih abi, sen biliyorsun. Evet. Samimiyet takip ediyorum ama. Çok doğal, resmiyet yok. Evet, resmiyet direkt yok. Girişlerin zaten meşhur gördüğüm kadarıyla. Aynen aynen. Biz de aynı direkt şeyi yaptın. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Abi yarışmadan beri görüşmüyoruz. Yarışma alanında görüşmüştük. Evet, orada video için evet, sözleşmiştik. Sen nasılsın? İyi misin? Sakatlıkların vallahi vardı. Evet, sakatlığım vardı. Bir dirsekten. Bacak zaten sıkıntılıydı, o ayrı mesele. Dirsekten operasyon geçirdim. Çok geçmiş. Şu an dinlenme dönemindeyim. O arada ufak tefek sakatlıklarım içinde fizik tedavi yapıyorum. Yani tamamıyla o süreçlerden dinleneyim. Hem 3 yıl kadar sürekli diyette kaldım. 2-3 yarış yaptım. Yarış hazırlıklarım ekstra oldu. Pandemiden iptal oldu falan. Beni bayağı yormuştu. Üstüne de son Haziran'da bir yarış yaptık. Evet, Ukrayna'da. FPV Pro'da. Dedim ki hem bu bir fırsat, dinlenelim. Hem de diğer şeylerimizi halledelim. Biliyorsun mental olarak da bu iş zor. Evet. Kafayı da biraz toparlarız dedik. Vücut da daha iyi tepki verir. Benim için güzel oldu açıkçası. Evet. Tabii daha zamanın biraz dolmasına var. Ocak sonu gibi muhtemelen tedaviler bitmiş olacak. Ondan sonra start vereceğiz. Artık bu yıl bir pandemi sıkıntısı olmazsa sene sonuna doğru gene bir yarış düşünüyorum. Evet. Herkes hocam yeter artık, niye giriyorsun falan dese de tamam girmeyeceğim diye düşünüyorum, ama her başladığımda gerisi geliyor. Sonuna kadar devam. Ya çekiyor, ne diyeyim yani, evet, rahat duramıyoruz. Baktık her şey iyi giderken devam ediyoruz yani. Ukrayna'da şortluydu sanırım senin yarış abi. İkinci ya, olmuştun galiba. Şöyle ya, aslında Ukrayna şöyle oldu. Ben dizi sakatlayınca açıkçası operasyonla da pek randıman alamayacağımı söylediler. Ha, dedim ki yarışamamaktansa gireyim. Evet. Ona da ani bir karar aldım. Normalde benim yarış hazırlıklarım böyle bir 6-7 ay sürer. Balkım yaparım, işte definasyona geçerim. Burada öyle giderken bir anda karar alıp hadi bir definasyon yapayım. İşte ama tabii size farklıydı biraz, biliyorsun orada proporsiyon biraz daha farklı, belin daha ince olması lazım falan. Evet. Hadi dedim ki farklı bir konseptle hazırlanayım. Yani kendimi çok zorlamadan, sert biraz diyetle, fazla kardiyolarla falan, tabii bayağı bir size olarak küçülterek gidelim. Dedim ki yani Türkiye'de bunu hard'dan daha önce direkt mense geçmiş biri yok. Klasiğe var ama evet, ben bir deneyeyim. Hani yaparım yapamam benim için de güzel bir heyecan olur dedim. Oraya aslında bir dereceden ziyade kendimi görmek için öylesine gideyim derken tabii güzel de geçti. Bir derecemiz de oldu. Evet. Bundan ayrı mutlu oldum tabii. Bir de yapabilmek ayrı bir haz verdi. Şu an baktığım zaman eksikleri ne olduğunu her şeyi gördüm. Hani bu sefer belki aynı siklette olursam daha farklı bir şekilde hazırlanacağım. Öbürü belki bir girişti. Ama bu sefer daha farklı olacağına eminim zaten. Bir de çok şey diyorlardı mesela, senin diyaframın büyük, belin kalın falan, evet, ama ona rağmen diyaframın falan belin çok ince bir şekilde çıkmıştı. Ya şöyle, aslında size'ı küçülttüm. Eğer size'ım küçük olmasaydı, küçültmeseydim harttaki gibi aslında belim daha ince durabilirdi. Çünkü üst kütle büyük olduğu zaman belin simetrik olarak daha ince olması mümkün. Ben yarışta hatta son günlerde çok size'lısın, sıkıntı yaşarsın, katılım az olursa falan işte hard gibi görünmemen lazım falan gibi psikolojik bir duruma sokanlar da oldu beni. Yurt dışından. Ben o an tabii iyice kestim falan, küçülttüm. O arada üst size düşünce bel de gene incelse de gene biraz geniş durdu, ama baktığımız zaman genel olarak ben çoğu kişiden tepkiyi aldım. Tepkiyi abi hiç beklemiyorduk bu kadar falan diyorlardı. Evet. Zaten o keyiflendir. Tabii genetik olarak doğuştan ipenci belli olsaydık çok farklı şeyler de olabilirdi. Çok farklı yerler de olabilirdi. Bence bu kadar hard'dan sonra buraya girmek de hem güzel, farklı sikletlerde farklı şeyler yapmak, hem zorluk açısından hem yaş itibarıyla kısa bir sürede hazırlanmak bence güzeldi. Ben iyi sonuç aldığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi bir şeyler de yapacağım bu sene. Bakalım. Evet. Hayırlısı olsun. Abi. İnşallah. Şimdi Fatih abi, seninle ilgili benim YouTube'da gördüğüm hayatını anlatan veya spor özgeçmişini anlatan bir video yok. Evet. Yok. Ben bu işin başlangıcını çok merak ediyorum. Böyle bir girişten itibaren bu işin zorlukları vesaire, çekmiş olduğun çile mi diyelim. Of, onlar çok. Neler var böyle bir? Yani çok, bize bir başlayabilir misin abi?
Ya şöyle söyleyeyim, aslında ilk haliyle kiloluydum. Çok ciddi derecede. Kendim kötü psikolojik. Kaç yaşlarında? 18 yaşındaydım. Başladığımda kıyafet sorunlarım da oluyordu. Psikolojik olarak da çok sıkıntılıydım. Doğuştan bir jinekomastim de vardı. Bu da beni görsel olarak çok olumsuz etkiliyordu. Tabi bilmiyoruz daha genciz jinekomasti olduğunu. Hani kilodan diyoruz. İşte kendimizi toparlayalım deyip başladık. Tabi zayıfladık. İş keyif vermeye başladı. Derken çok sevdiğim hocalarımdan biri Ali Emre Hocam. Ali Emre Hocam'la tanıştık. Ali Emre Hoca'yla da bir videomuz var. Evet. Tanıştık. Onunla sohbetimiz olurken ya dedi ki Fatih iyi gidiyorsun ya, gel bir yarışmaya hazırlayalım seni dedi. Ben tabii hiç beklemiyordum. Tamam hocam dedim, ama tabii imkanlar kısıtlı, bilgi kısıtlı. Zaten internette ortam yeni, ilk yarışmam çünkü benim 2005. Tamam dedik abi. Yalnız olay şuradan çıktı, komediye bak. Kuşadası'nda dedi yarış, Fatih gideriz hem dolaşırız. Tamam hocam güzel olur dedi. Üstünden birkaç hafta geçti. Aradı. Ya Fatih dedi, Kastamonu'ya dedi vermişler yarışı. Allah Allah abi dedim. Kuşadası'ndan Kastamonu. Kastamonu. Bir ay geçti. Fatih yarışma Adana'daymış dedi. Ondan sonra tamam abi yapacak bir şey yok, hazırlanıyoruz dedi. Biraz daha beklersek Fatih dedi, Kuzey Irak'a gideceğiz galiba dedi. Biz buna dedi hazırlanalım. Tamam mı hocam dedim. O sırada neresi dedi, çıkarsa gideceğiz abi. Yani artık başlamışsın abi. Onun böyle adım atmasıyla başladık. 24 yaşındaydım. İlk yarışım jinekomastim var. Normalde işte farklı değerlendirilir biliyorsun. Doping kullananlarda bu oluştuğu için direkt diskalifiye ve ceza. Şimdi pek ön planda değil ama eskiden ben o yarışta hatırlıyorum. Tam 25 kişinin tartıda jinekomastine elenip yarışa giremediğini biliyorum. Allah Allah. Evet, şu an bu konuda bir sıkıntı yok. Yok, 25 kişinin giremediğini biliyorum. Ki benimkisi çok büyük olaylı oldu. Çok fazla sağ olsun hocalarımız, büyüklerimiz destek çıktı. Orada yarışa girdim ama ben derece almak için falan girmedim. Çünkü eleneceğim biliyorum. Jinekomasti var. İspat edemezsin doğuştan olduğunu. Tabii yarışa girdim. Kalabalığız. Eski iyi hocalarımız da var. Orada o zaman eskiden şey yapılıyordu. Cumartesi günleri yarı final. Pazar final oluyordu. Yarış iki gün oluyordu. Yani sen cumartesi günü finale kaldın mı pazar yarışıyorsun. Ben yarıştan indim. Çıkıyorum. Elime bir şey almaya gideyim dedim. Dolaşıp kahve içerim. Bir şeyler yerim. Arkadan bir hakem seslendi. Fatih dedi. Buyurun hocam dedim. Dedi finaldesin. Nasıl olur hocam dedim ya. Finaldesin dedi. Yarın yarışıyorsun. Çünkü ben ceza bekliyorum. Ay heveslendik. Tabii ertesi gün çıktık. Canavar gibiyiz. Dediler ki podyum arkasını podyum hakemimiz yerli. O zaman Fatih dediler. Birincisi hakkında şikayet var. Dilekçe yazıldı. İkincisi dedi jinekomastiden dolayı cezanı alacaksın. Derecen düşürülecek dedi. Dedim hocam razıyım. Problem yok. Orada ilk yarışımızda 3 olduk. Ondan sonra Ali abiyle öyle başladık. Hatta imkansızlıklar o kadar çok ki. Yarışa çok iyi biliyorum. Ben hazırlanırken evlendiğim dönemde evimdeki altınları bozup gidip tavuk alıyordum. Yani düğünde takılan altınları bozup? Altını bozup ben gidip tavuk alıyordum abi. Ben uçağa binecek yol parası bulamıyordum. Birisinin kredi kartını alıyordum. Yani sana öderim diyordum falan. Yarış bitti. Yarış bittikten sonra insan yapabileceği en güzel şey nedir abi? Ciheti bozmak. Bozmak. Değil mi? Keyifle ilk yarışın bir derece almışsın. Yaşın genç. Bir sürü iyi adamı geçmişsin eski falan. Hevesle heyecanlısın. Abi yemek yiyecek param yok cebimde. Ali abileyiz. Yürü dedi gidiyoruz ya dedi. Adana'dayız tabii. Dedim hocam emin misin? İlk yarışım zaten. İlk yarış her zaman insanlar şeydir. Bir de bizim zamanımızda şöyle bir durum vardı. İşte 3 gün su kesilir falan. Hmm. İşte tuz 5 gün önce kesilir. Böyle iyice bitersin falan. Tabii diyetteysin. Yemeği yiyince full ödemler falan. İnsan dikkat de etmiyor tabii o zaman. İlk yarışın heveslisin. Abi bir giriştik yemeğe. Ali abi sağ olsun götürdü. Hatırladım abi. Bir pideydi, iki tane beytiydi kebap. Ondan sonra bir tane şey vardı, künefe, iki tane kola, iki tane salata. Bir yemişim artık, ölüyorum. Tabii bunu yiyorum, ölüyorum herhalde diyorum, daha yiyemem. Gidiyorum otel odasında yatmaya, iki saat gecikiyor. Acıkıyorum, tekrar kebapçıya iniyorum. Yiyorum, geri geliyorum, yatıyorum. Canım tatlı istiyor, markete koşuyorum tam kapanma sırası. Diyorlar beyefendi giremezsiniz, bir saniye diyorum. Kucaklayıp çikolata varsa alıp çıkıyorum. İlk yarışmam bu kadar böyle. Bir ilginç bozmayla geçti. Tabii şöyle de bir şey, çok iyi hatırlıyorum. Podyumdan indiğim kilom 79'du. Akşam 8'de pazar günü. Pazartesi günü akşam 8'de tam 24 saat sonra kilom 96'ydı. Ben de çok merak ediyordum kilonu. Yaklaşık 17 kilo aldım ödem olarak. İnanılmaz, ayaklarım falan şişmiş. Tabii şimdi tuzu kesmiyoruz, suyu kesmiyoruz. Öyle bir risk yok. Şimdi o zaman tuzu suyu bir alıyor. Hani bütün her şeyin şaşıyor yani. Denge tansiyonun oluyor. Şaşıyor, her şeyin şaşıyor. Çok fazla zorlukla başladı. Ali abinin de desteği bana büyüktü sağ olsun. Ondan sonra tabii bir fıtık ameliyatı geçirdim. Kasık önceden fıtığı, göbek fıtığı? Bel fıtığı. Bel fıtığı. Evet, daha önceden bir sıkıntım vardı. Bu yatakta bir ters hareketle patladı.
Tabii bir ara vermek zorunda kaldım. Hadi dedim onu hallederken üstüne jirokom hasta ameliyatı oldum. Her şey temizlensin falan. Sonra birkaç yarışım tekrar oldu. 2009'dan sonra tekrar aktif olarak sürekli gittim ama şöyle söyleyeyim. Ya her yarışımızda zorluk var. Yani şu an bile yarışsam sponsorlarımız var, güzel desteklerimiz var ama hedef arttıkça maliyet artıyor. Maliyet arttıkça senin sponsorunun karşıladığı da belli. Tabii eskilere göre çok daha rahatız ama ekonomik durum şu an zaten belli. Hani tamamen lükse girmiş oldu. Yani artık çok daha zor. Ama o dönemlerde ciddi söylüyorum yani ben... Hatta dün Instagram'da gördüm. Somonu paylaşmıştın. Evet, evet. 250 küsur liraydı galiba. 269 lira. Somon bundan 4-5 ay önce yazın başında yani yazın başında 60-70 lira 80 lira. Şöyle söyleyeyim. Bu Haziran'da yarışmadan hemen önce ben ismini vermeyeyim marketten bütün halini 55 TL'ye alıyordum. Somonu değil mi? Ya 5 kat. Ya bu adam nasıl 250 yarışsın lira ya? Evet. Yani şu an IPV Pro'da yarışıyoruz. Şimdi bir yarışa gittiğin zaman 300 lira katılım ücreti. 150 euro boyar ücretim var. Hadi ikinci bisiklete gireyim. 100 euro da öyle. 550 euro. Sen uçak biletin falan filan. Ya zaten o adam bu parayla şundan 6 ay önce Türkiye'de Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyordu. Senin katılım ve uçak tabii bileti ve otel paranı. Düşün. Ama şimdi burada da artık çok zor. Sıkıntı bilmiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ama hani şimdi çok daha farklı. Bizler o zaman antrenörlük yapıyorduk. Kazancımız sadece antrenörlüktü. Sosyal medya çok yaygın değildi. Tanınmışlığın ayrı. Şu an o kadar imkanımız var ki. Sosyal medyada tanınan insansan uzaktan eğitimin, yarışmacın, derslerin bir sürü kazancın var. Bizler o zaman kısıtlıydık. Bakış kısıtlıydı. Yani hani salonlara gelen insan sayısı, yarışmacı sayısı belli. Kazanç olabilecek ihtimallerimiz çok az olduğu için. Yani gelir yok, gider çoktu. Çok fazla. Hani ciddi bir hesap yapman gerekiyor. Kesinlikle. Bu sefer işin içinden çıkamıyorsun. Yani bu sadece bir örnek değil. Ben bunun gibi çok yaşadım. Her yarışımda da ben şöyle hatırlıyorum hatta. Ben yarışmadığım yıl, bir yıl evimi aldığımı hatırlıyorum. Yarışmadığım bir yıl arabamı değiştirdiğimi hatırlıyorum. Yarışmadığım bir yıl evimin eşyalarını değiştirdiğimi biliyorum. İnan bana özel zevklerine her şeyini harcayabiliyorsun. Şimdi sponsor falan diyoruz ama şimdi baktığın zaman hani sadece yemek kısmını geçin, supplementi geçin. Ya bunun ekstraları var. Kullandığımız biliyorsunuz sporcu destekleri var. Bunların maliyetleri var. Bunlar artıyor falan. Yani diyorsun ki ya bu iş bu kadar artık gitmiyor. Yapmasam mı falan ama tabii gene dayanamıyorsun. Bir şekilde yapıyorsun. Ha, bu işin içinde olan adamların çoğu benim gibi düşünüyordur. Ticari olarak bakanlar bu işten uzak durabilir de. Bizler gibi takıntılı bu işi çok seven adamlar muhtemelen yarıştan uzak duramazlar. Allah sağlık verdiği sürece diye düşünüyorum yani. Evet, evet, evet. Yani. Ama vücut geliştirmeye ülkemize ticari olarak bakmak mümkün değil. Değil mi? Ya şöyle. Tabii ki bir Amerika ile kıyaslayamazsın. Hem bilgi olarak hem ticari olarak. Sonuçta oradaki nüfus farklı, ticaret farklı, supplement. Ya bizim burada şu an Türkiye'de 40'a yakın marka olmuştur diye düşünüyorum yerli. Şu an bu supplement firması. Supplement olarak evet. Örnek söylüyorum. Bu şu an eminim yurt dışında 300'ün üzerindedir Amerika'da. Kazanç farklı. Biraz da orada kültür sonuçta. Bizde ise lüks olarak görünüyor. Tabii. Yani bizde adam çıkıp spor geldiği zaman ya kumsala hazırlıktır ya işte çok kilo almıştır. Adamın da kültürü. Salonun kazancı ayrı, hocalık ayrı, yani her şey farklı. Bizde de iyi değerlendirenler olduğu zaman şanslılar ama o belli bir kesim. Yani bu işi yapan herkes maalesef yok. Ya şimdi bakıyorsun önüne gelen Instagram'da 3 ay yapmış altında online coaching yazıyor. Yani maalesef. Bunun çok komedisini hepimiz yapıyoruz. Abi şimdi ismini vermiyorum. Online coaching yapan arkadaşlarımız var bir sürü. Uzun zamandır bayan var ve bunların sayısı 5'in üstünde benim. Bilinen adamlar çoğuna ben veriyorum mesela. Bu arkadaşlarımız normalde bazıları tabii ki belirtmiyor ticaretini zedelememek için. Ama online coaching veren kişiden eğitmenler de sizden online coach oluyor değil mi? Veriyorum. Tabi ki bu bilgiyi adam orada öğrencisine kullanıyor. Bu bir dönüşüm zaten. Sonuçta ben ondan kazanıyorum ama öbüründen kazanıyor. Bir ek parantez geçmek istiyorum arkadaşlar. Fatih Hoca, geçen Özgür abinin bir videosunu izlemiştim. Orada çok güzel bir tanımladı Fatih Hoca'yı. Hocaların hocası dedi. Gerçekten öyle. Ülkemizdeki birçok ünlü profesyonel demeyelim de profesyonel düzeye yakın sporcuların hocası sayılır. Örnek vermek gerekirse çok da fazla girmeyelim de Mustafa Yıldız, Hulk ve Markus gibi popüler bilindik sporcuların ilk eğitmenlerinden, hocalarındandır Fatih Hoca. Evet, uzun zaman çalıştık. Güzel dereceler alan başarılı sporcular çocuklar. Allah yollarını açık etsin. Bu sene zaten Markus'la tekrar başlıyoruz bir hazırla. Evet. Ya birçok sporcu var. Yardım ettiğim de aslında abimiz dediğimiz birçok ismini veremeyeceğimiz insanlar da var.
Bu benim için çok büyük bir gurur. Hatta yeri geliyor, çocukken özendiğimiz, baktığımız resimlerdeki insanlara bazen yardım etmek bile büyük bir mutluluk. Evet. Bana göre çok güzel bir şey. Tabii bunu sağlamak da biraz zaman içerisinde bilgiden ziyade diyalog. Hani bu işte şöyle bir durum var abi. Bu işi yapan birçok kişi çok fazla egolu. Ya Instagram'da insanlara cevap veriyorum. Abi çok teşekkür ederim diyor cevap verdiğin için. Yani çocuklar artık öyle bir karşı taraftan tepki almışlar ki burada sana cevap verdiği için teşekkür ediyorlar. Ya arkadaş, ben Kyle Green'e yazıyorum, adam dönüyor. İşte Dexter Jackson'a yazıyorum, adam geri dönüş oluyor. Yani birçok olimpiya sporcusu bunu yapıyor. Sen Türkiye'de orada hani sana bir kelimeyle mutlu olabilecek bir insan, evet, dönüş yaptığında dönmüyorsun abi. Bu nedir bu ego? Hocam kendimi çok aşağılık hissettim ben şu an. Yani yok, şey için demiyorum ama hocam yemin ediyorum şaka söylemiyorum. Belki benim mesaj kutumda 1000 tane mesaj vardı. Yani benim bakmam mümkün değil. Niye? Şimdi sizin yanınıza geliyorum ya. Örnek veriyorum, adam sizinle ilgili 100 tane soru soruyor. Şunu da sorsaydın ya abi, şunu da sorsaydın. Ya, göremeyebiliyorum ya, vakit ayıramayabiliyorum. Tabii ki, tabii ki, bak onları demiyorum. Hani bizim de bir sürü oluyor. Ama arada kaçırmadığımız oluyor, cevap verdiğimiz oluyor. Tabii ki bunu suistimal edenler de oluyor yani. Bir soru soruyor, cevaplıyorsun. Şu nasıl hocam, bu nasıl hocam? Ya diyorum ki bak arkadaşım, bu bahsettiğin şeylerle ilgili biz zaten bir danışmanlık, bir eğitim veriyoruz. Bu arkadaşlarımız ücret ediyor. Bunların hakkına giriyorsun. Maalesef buraya kadar giremem. Bak sordun, cevapladım gibi kibarca. Hani engelleyeyim, sileyim. Yok öyle bir şey. Sonuçta şöyle bir şey var. Sosyal medyadasın, paranı kazanıyorsun. Evet. Daha önce sosyal medya olmasaydı seni sadece yarıştan yarışa takip eden insanlar gelip görebilirdi. Sosyal medyada seni de var eden insanlar, seni seven, seni takip eden insanlar. Tabii ki, tabii ki. Şimdi sen bunlara cevap verdikçe o insanlar daha çok onur olduğunda seni daha çok severek takip ediyorlar. Tabii ki, tabii ki, tabii. Öbür türlü hani egolu bir adamı takip eder, en son olmadı. Hani siler geçer. Bu önemli değil. Ya bir iz bırakman önemli diye düşünüyorum. Evet. Dakikaya bakar mısın bir abi? Kusura bakmayın arkadaşlar, sizi seviyorum. Bir kapatıp açalım, devam edelim. Bir 20'den sonra kamera bir şey yapıyor da ısınıyor. Devam ediyor yani kayıt. Harika. Fuat abicim. En son ne diyorduk? Hiç dinlemiyormuşuz. Senle biz dinlemiyoruz. sosyal medyadan bahsediyorduk. Yani takip olayından bahsediyorduk. Maalesef bu bizim Türkiye'de var. Ben sporcu olarak yarıştan yarışa utanıyorum. Gelir sizi takip ederler demiştiniz. Yani dediğim gibi sosyaldeki insanlar olmasa sonuçta birçoğu ticaretini yapamaz. Yani unutmayın, şöyle bir kesim de var. Bir iki başarı elde edip de sosyalde çok iyi aktivitede bulunup çok ciddi bir takipçi alıp buradan para kazanan arkadaşlar çok, da var. Çok, çok. Şimdi burada o yüzden hani onlara... İnfluencer dediğimiz bizim. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Sonuçta o da senin ekmeğini kazanacağın bir yer olduğu için buradaki seni var eden insanlar önemli. Ben o kafadayım. Bir 22 yıl oldu. Her zaman da öyle gittim. Hani tabii ki aşağılamam. Hiçbir zaman işte engellemem. Kibarca uyarırım. Söylerim. Bu konuda ben bile bazen başkalarının tepkilerinden rahatsız oluyorum. Açıkçası böyle bir durum söz konusu. Yani o yüzden dikkat etmek gerektiğini düşünüyorum yani. Evet. Bir ufak bir ara verdik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Fuat abi, bunları da giydirdim. Bize şıkır şıkır gezdi. Çıkar abi ya. Sıkıntı yok. Bu galoşları giydirdin. Yolda şıkır şıkır yürüyoruz. He? Biz ağzımızı açıp şikayet etmiyoruz da sen mi şikayet ediyorsun ha? Abi şimdi benim genelde gitmiş olduğum vücutçulara, sporcu arkadaşlara sordum. Net bir soru var. Bunu kesin herkese soruyorum ki o kişinin tecrübelerinden gençler yararlansın diye. Ki bizim takipçi düzeyimiz böyle 20'li yaşlar ya genelde. Evet. 18, 22, 24 yaş arası falan. Vücut geliştirmeye yeni başlayacak gençlere verebileceğiniz tavsiyeler ya, nelerdir? Şimdi geçen sosyal medyada gene ben bir soru cevap yaptım. Bununla ilgili bir soru geldi. Oraya güzel bir şey yazmıştım. Şimdi buraya da söyleyeyim. Şimdi 20 yaş altında şu an şöyle bir şey oluştu. Sakın yanlış anlamasınlar YouTube'da bu tarz videolar çeken arkadaşlar. Şimdi 15-16 yaşında çocuklar geliyor. Program falan istemiyor. Direkt bir bakıyorum çocuğa 140 kilo squat yapmaya çalışıyor. İşte bir bakıyorum 150 kilo deadlift falan, ama ölüyor çocuk. Yani birkaç tekrar daha yapırsa gidecek yani. Diyorum ki ne yapıyorsun sen? Abi diyor, powerlifter yapıyorum ben. Tamam kardeşim de, daha yeni başlamışsın, bu kiloya sen nasıl çıkıyorsun yani diyorum. Ya işte abi şöyle böyle anlatıyor bir şeyler. Yok 5 çarpı 5 şudur budur. Arkadaşım diyorum, şey yaptılar bak ya. Bir altyapı lazım. Tamam güzel, izliyorsunuz, özeniyorsunuz da. Sonuçta biz de yıllarca yaptık bunu. Onların hatalarını hepimiz çektik. Uyuyorsun çocukları. Yok abi, dinlemiyor. 2 gün geçiyor, gene aynı. 3 gün geçiyor aynı. Ertesi gün bakıyorsun ya bir sıkıntı yaşamış. Şimdi benim tavsiyem ilk önce şu. Tabii ki birçok kişi ticari olarak da değerlendiriyor. Salonun rakamından ziyade bir önce salondaki ekipman önemli abi. Bu işi uzun vadede yapacaksa önemli. Birçok salonda bu eksiklikler var. Bunu değerlendirmesi. İki, salondaki hocayla diyaloğunu önce kurması.
Yani bir kere programsız değil, hocadan programını alıp başlaması. En büyük beklenti de şu, gelecek, ağırlığı kaldıracak abi, peynir ekmek, ben olacağım diye bir düşünce var. Evet, bir iki ay zaten biraz vücut hareketleniyor ama sonuçta sen bu joker hakkını yiyorsun basit bir şekilde. O yüzden yani beslenme konusunda bir, ağırlıktan bekleyeceklerini önce beslenmede sağlasınlar. Tamam. İki, antrenörlerini kesinlikle dinlesinler. Üç, kilo, evet kilo olmak zorunda, ağırlık da olmak zorunda ama yani bunu biz geçen de konuştuk yine sosyal medyada. Evet, ağırlığın da bir limiti, yani hipertrofi yapmak için şart. Ama senin bir sınırın var ve yeni başlamışsın bu işe. Her şeye bir anda dalamazsın. Kimse pat diye bu işi yapamıyor sonuçta. Belli bir zaman gerekiyor. Buna dikkat etmeleri çok önemli. Bir de hani şey inancı var. Adama işte diyorsun ki hareketi şöyle düzgün yap, işte yavaş yap falan. Ya hocam işte ağırlık kaldıramıyorum ben. Ya arkadaşım, bak biz 10 yılı geçiktir sistemlerle çalışıyoruz. Periyotlayarak ağır da giriyoruz, her şey yapıyoruz. Bir sürü sporcu yetiştiriyoruz. Hani bu insanlar bu hale gelebiliyor, sen mi gelemiyorsun? Evet. Ya da işte şey yapıyorlar, hocam işte yemek, diyorum ki bak bu kadar et tüketimi yapmam lazım diyorum, adam tamam ben supplementlere saldırayım. İşte habire protein tozu içeyim, hayır. Olmaz. Sen supplementlerini kullanacaksın, belli etini tükettikten sonra ekstra supplementini de alacaksın. Bu bir zaten belli bir, bellikte bir periyot halinde kullanılıyor. Abi supplement adam bağırsaklarını zaten tembelleştiriyor. Hani ben de sonuçta supplement kullanıyorum. Hepimiz de kullandığı bir şey ama belli bir limit olması lazım. Yani adamlar her şeyi hemen gördükleri gibi, işte birçok şeyde biliyorsun adam video çekiyor, şu kadar günde bu kadar kol falan, ya böyle bir dünya yok. Yok ya. Yok, evet evet. Yok yani bunu izliyorsun da sen gidip yapacaksın diye, bir de genetik faktörler önemli yani. Şimdi sen çok iyi gelişebilirsin, bir diğeri gelişmeyebilir. Hani yavaş gelişiyor da olabilir, biraz genetik faktör önemli. Ya benim en büyük tavsiyem bu. Beslenme, antrenörünü dinlemesi ve sistemli bir şekilde başlaması. Çünkü şimdi yapacağı hatalar bir iki ay sonra başına bela açacak onu. İlla ki. Yani onun haricinde de şey inancı da var mesela. Aa işte biz girelim hemen başlıyorum, anabolik kullanalım, işte şunu yapalım. Ya arkadaşım bir temelini oluştur. Öncelikle bir, iki, doğru bir antrenör de seçmen önemli burada. Hani hep bir işin yan dallarına kaçayım da ben bu işi en kısa zamanda yapayım. Ya böyle bir şey yok. Yani bunu her salonda illaki antrenörlerin çoğu, şu an belki çoğu izleyen adam bunun aynısını yaşıyordur diye düşünüyorum. Ya da klasik muhabbet var işte, hani ya şöyle olmayacağım ben, böyle olmayacağım falan. Ya bu iş yani o kadar kolay, o an ben de böyle sinirlerim tepeme çıkıyor. Tabii yıllarca emek versen ondan sonra adam gelsin ben böyle olmak istemiyorum. Abi zaten ömrün yetmez. Yani öyle insanlar var ki. Yani o yüzden benim en çok dikkat ettiğim o üç konu. Beslenme, antrenörün iyi seçimi ve salonla beraber ve antrenman sistemini dinlemeleri, başka hiçbir şey değil. Evet. Çünkü hiçbir şeyin kısa yolu yok açıkçası. Evet. Yani sonunda illaki bir problem çıkıyor. Çok örneklerinde görüyoruz. Hala salonda yaşıyoruz yani. Peki yarışma düzeyinde yapmak isteyen sporculara, gençlere verebileceğiniz ya yarışma öyle konusunda zaten o kadar çok saçma şeyler görüyorum ki. Yani evet, yarışmacı hazırlayan çok güzel hocalarımız var Türkiye'de. Bu işi iyi takip eden ama abuk subuk yapan bir kesim de var. Yani bunu hem anabolik anlamda saçma sapan kullanmış, kendine zarar vermiş. Adam bir geliyor abi, ben normalde yarışmacılarıma öncelikle şunu yaparım. Dur derim bir, bana bir anlat. Sen bugüne kadar ne yaptın? Nasıl bir sistem izliyordun? Ha, anlatır mı? Derim ki sağlık sıkıntıların nedir? Genetik bir faktörlü sıkıntıların var mıdır? Anlatır. En sonunda derim ki evet şu testleri yapıyorsun ve geliyorsun. Hmm. Ya o kadar kötü durumda gelenler var ki. Test olarak. Evet, kan testi olarak. Yani diyorum ki ne yaptın? Şunu kullandım hocam. İşte şöyle söyledi. Diyorum ki bak bununla bunu kullanmak intihar. Sen işte şunu yaptın mı? Korumak amaçlı şunu kullandın mı? Hayır hocam ben öyle şey bilmiyorum. Ya diyorum ki internet var ya. 20 yıl önce de değildi. Siz nasıl araştırmıyorsunuz bunu? Evet. Yani birçok kişi maalesef ilk yarışlarında kafalarını kullanırlarsa, iyi antrenör seçerlerse sorun yok. Ama işin ticari boyutuna bakıp bu hoca ucuza hazırlıyor falan. Paraya bakmayacaksın abi. Bir kişinin başarısı ne? Ne yapmış? Bir çevreyi araştır. Bu işe öyle gir. Sağlığınla oynuyorsun sonuçta. Tabii ki. Sadece vücut olarak bunu düşünme. Benim her zaman söylediğim şudur. Bir sürü genç arkadaşımız da var. Sosyalde de aynı. Geçen de gene o soru cevapta söyledim. Yarışmacılara tavsiyeniz nedir? Birincisi dedim, kendini sosyal medyada aktif olarak tutmak için, sürekli olarak formda kalmak için ilaç kullanarak devam et. Sen şu an 20 yaşındasın ya da 25 yaşındasın. Bu işi 40 yaşında yapabilmelisin.
3 sene parlayıp bir şeyler yapıp sonra sıkıntıya ve sağlık sıkıntısına girdikten sonra bu işin bir anlamı yok. Kontrollü gitmek zorundasın. Kimse o kısmına bakmıyor. Herkes ben ne kullanırsam en iyi olurum. Hayır abi, en iyi olurken de kendini nasıl kontrol edebilirsin? Ya da işte ne zaman dinlenmeliyim? Benim hazırladığım profesyonele, yani adım atacak birçok sporcuya tavsiyem şu. Diyorum ki 3 ay hiçbir şey kullanmayacaksan, nasıl ya diyor hocam. Diyorum ki dinleneceksin, tamam hocam diyor, onu kabul ediyor. Sonra diyorum ki 1 ay antrenman yapmayacaksın. Nasıl hocam ya? Olur mu ya? Olurum, formum düşer. Abi şunu söyleyeyim. Tabi yıllardır yapıyoruz. PCT döneminden mi bahsediyoruz? Hayır. Antrenman PCT yapmamalı. PCT döneminde vücut sonuçta devam edebilir. Hani devam edebilirsin ama PCT biraz her şey bitti. Biraz tedavi gibi ya. Çok ağır antrenman PCT yapmayın gibi. PCT bittikten sonra abi bir ay, tabi hedef önemli, bu adam bir yıl sonra yarışacaksa, kütle koyacaksa, temiz olarak 3 ay geçirecek. Bir ayda antrenmansız niye diyorum. Bizler çok yaşadık. Bunu çok örnek sporcum da var hazırladığım. Bu ameliyattan, sakatlıktan ve benzeri şeylerden ne olursa olsun istemsiz şekilde ara vermelerinden sonra dönüşler her zaman çok iyi olmuştur. Bunu söylediğim sporcularımız da var. Çok sonradan anlıyorlar. Ya hocam çok iyi oldum. İşte kafam rahatladı. Mental olarak iyiyim. Ağrılarım gitti. Vücudum iyi. Abi sürekli aynı şekilde devam edersen aynı tempoyla bir yerde patlak veriyor vücut. Bu gerek kullanılan ilaçlarla kaynaklı. Organsal da olabiliyor. İki, mental de olabiliyor. Maddi boyutunu boş ver. Tepki alamıyorsun. Yani şunu söyleyeyim. Bugün alkolde de aynıdır. Ağrı kesici de aynıdır. Sen her gün ağrı kesici alkol alırsan aynı miktarda seni etkilemeyecektir. Ama bırak, bir şeye bıraktıktan sonra başladığında nasıl tepki veriyor? Yani bu insanın vücudu için de geçerli. Antrenmana karşı. Kesinlikle ve kesinlikle. O yüzden dinlendirmeni. Çünkü sen bu işi iş olarak yapıyorsan 20 sene sonra da hala bu işi yapacaksan o arayı vereceksin abi. Ve o arayı kendi nefsine yenilmeden veren insanların çoğu abi bu işe tekrar geri döndüğünde çok mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Sürekli diyet diyet, bir de mental olarak şu var. İşte diyet bitsin bozayım bir rahatlayayım diyor adam ama hayır, tempo hep aynı. Abi kafa gidiyor bir şekilde, sosyalden uzaklaşıyorsun, her şeyden uzaklaşıyorsun. Evet. Sürekli o moddasın ama o aranı verdiğin zaman bir kafan rahatlıyor, vücut rahatlıyor, istediğini alabiliyorsun. Kafa olarak da devam edilebilirliğin senin açından çok daha mantıklı oluyor. Sonuçta ben yani bu 17 yıldır yarışıyoruz. Yani bunu birçok eski sporcu biliyordur eminim yani, kesinlikle. Yani bu konuda çok dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yarışmacı konusunda da sağlıklarına dikkat etmesini çok isterim. Çünkü çok yaşta, genç olarak bu yaşlarda bile sıkıntılı şu an karşıma çok insan çıkıyor. Çünkü herkes ticari olarak bir şeyler satma telaşında. Evet. Hani bu işin miligramı budur, şudur, sana bunu kullanalım, bunu kullanmayalım. Bak bunda böyle bir şey yok ya. Herkes bodoslama dalıyor. Antrenör ne yönlendirirse adam onu dinliyor. Tabii. O da bilmiyor, ona güveniyor. O yüzden burada bir açığımız var. Yani o yüzden arkadaşlar bence iyi araştırsınlar diye söylüyorum. Sadece sosyal de değil, geçmişiyle de geleceğiyle etrafındaki arkadaşlarına bile sorsalar dikkat etmeleri gerekiyor bu yolu seçerken abi. Evet. Ya şimdi bu mevzunun da çok derinlerine inmek istemiyorum ama hatta bu üretim yerlerindeki üretilen ürünler de çok sıkıntı. Ya şöyle. Yani bazı bir kesim var orijinal ilaç bulamıyor. Bazısı aynı marka, işte adam çalışmış çok iyi. Aynısı hiç tepki görmüyor veya zarar görüyor ondan vesaire. Ya, bu tarz konuları da ben çok duyuyorum. Var, şöyle durumlar var. Üretim yapıyor adam. İlk 6 ay çok iyi ürün yapıyor. Herkes ihya ediyor. Sonraki para kazanma amaçlı içeriğini değiştiriyor. Bazıları istemsizce gelen maddenin, ham maddenin sıkıntılı çıkmasından dolayı farkında olmuyor. Üretim yapıyor aynı niyetle, iyi niyetle ama ürün gene gümüyor. Bir de tamamıyla senin dediğin gibi işi ticari boyutuna dökmüş boş farklı malzemeler de var. Ya da işte adam üretim yapmış, ağır metali çok kullandığı zaman çok büyük zarar gören arkadaşları görüyoruz zaten değerlerinde. Sıkıntılar görüyoruz. Ya bu konu zaten çok büyük bir sıkıntı. Yurt dışından malzeme geldi. Abi yurt dışından Türkiye'ye ürün... Ya ben sana yok söyleyeyim, şey. 100 taneden 1-2 tane bulursan tanıdıkla falan bulursun yani. Onu da çok zor. Yani yok, bu herkesin yaptığı şey, işte kutulayım ben, işte hologramını koyayım, barkutunu koyayım, şuraya yazayım, vereyim. Bu iş maalesef öyle olmuyor. Ben yarışmacıyım. Sonuçta kendim müsabık sırasında tabii ki denediğim şeyler oluyor. Tespit ettiğim şeyler oluyor. Ama birçok insan bunları bilmediği için direkt bodoslama dalıyor. Zarar vermese de parasını çöpe atıyor. Zamanını boşa harcıyor. O konuya zaten engel olabileceğim bir ortam yok. Yok, evet yok. Yani laboratuvar yok, aldım şunu bir test yaptırayım falan öyle gibi bir dünya yok, yok maalesef. Yok. Şimdi adamın imkanı belli zaten, alabildiği şeyler belli. O konuda daha çok insan çok canı yanacaktır, evet, eminim evet. Yani.
Yani burada test almak istiyorsanız arkadaşlar aranızdan bir tanesini kurban seçin. 7-8 hafta uzun esterle vurun ona. Ondan sonra onun kanını teste verin falan. Ya. İşin esprisi. Yani evet. Bu anabolik konuları da biliyorsunuz. Sosyal medyada sıkıntı biraz Fatih abi. Evet. Ama supplement olayına geleceğim. Supplement olayı da aynı sıkıntı. Yani içerisinde amino asit diyorsun. Amino asitin olma ihtimali yok bazı markalar. Protein diyorsun. Proteinin ham maddesini bile kullanmamışlar. Ben şimdi işin içine girdikçe, derinlerine indikçe görüyorum. Gittiğim yerleri duyuyorum. Şimdi adam tabii whey protein üretirken onun da ham madde kaliteleri var. Evet. Adamın ham madde fiyatı arttıkça diyor ki ya diyor işte 100 liraya aldığımı 200 liraya alıyorum artık. Tozu 400 yerine 800 liraya satabilirim diyemiyor adam. Diyemiyor aynen. Adam o 400'ü 600 yapabiliyor, ne yapıyor? Ya kullandığı ham maddenin kalitesini düşürüyor ya içeriğini düşürüyor. Tabii. Yani illaki bir şeyler dönebiliyor ama bu her marka için değil. Kesinlikle bu işi iyi yapan Türkiye'de güzel firmalar var. Var. Yani elinden geldiğince. Ama 40 firma varsa 30'u ya 20'si 30'unda dönüyordur. ya tabii ki test etmedik, bilemeyiz. Evet. Ama kaçabilecekleri çok yön var. Zaten belli maaşlı markalar var Türkiye'de. Hani bu işi artık zaman olarak ispatlamış. Gerek sporcularıyla işte gerek piyasadaki şeyle. Çünkü sonuçta çok kalitesiz bir ürünü ne yaparsan yap bir yıl tutabilirsin. Sonrası gider. Gider abi. Açıkçası. Yani ortaya çıkacaktır. Yani o konuda da dediğim gibi çok daha kaçacak yöntemler var. Yok değil. Ama sonuçta millet o ben hadi gideyim de ithal marka alayım. Abi 1200 lira whey protein alıyorsun ya. Avrupa'dan bir marka. Söylemeyeyim ismini şimdi. 1200 lira, 1300 lira. Tamam getiren ne yapsın? Alıyor işte 500'e 600'e vergisi, karı marı koyuyor, bayi karını koyuyor. 1200 lira. 1200 liradan bahsediyoruz burada. Yani şundan 6 ay önce beslenme bir sporcu beslenirken ayda 1,5 liraya çok rahat beslenebiliyordu etinden her şeyine kadar. Şimdi supplement'e vurduğun zaman bu adam BCA kullanacak. Glutamin kullanacak ya da EAA kullanacak. Whey protein kullanacak. Rakamı bir topluyorsun abi. İthal olarak bir düşün 2000'i geçiyor. Evet. Ya bu adam yemek mi yiyecek? Bu adam beslenecek mi? Hani bu adam ek takviyeler mi alacak? Bu adam ne yapacak yani? Evet, ülkemizin alım gücü çok düştü. Asgari ücret ne kadar? 1200 lira. Yani gerçekten zor bizim spor. Yani bilmiyorum bundan sonra nedir, nasıl gider? Dünya genelinde sonuçta bir kriz var. Her yerde bir şeyler değişiyor. Ülkemizde de değişiyor. Ne kadar sen atak yapıp ticari olarak bir şeyler kazanmaya da uğraşsan sonuçta insanların sana dönüşü maddi olarak zor oluyor. O yüzden artık bu saatten sonra çok zor olacağını düşünüyorum yani. Dikkat etse de adam evet daha kalitelisi var ben bunu alabiliyorum diyemiyor maalesef. Hepimiz için geçerli genel olarak. Öncelikle tüm arkadaşların zaten dikkat edeceği şey konuştuğumuz gibi az evvel. Önce beslenmenizi tamamlayın. Ondan sonra supplementinizi ona göre seçersiniz diyoruz. Ve işinize o şekilde başlayın diyoruz yani. Fatih abi çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Tekrar bekliyoruz. Bizi burada misafir ettiğin için çok sağ ol. Çok keyifli bir gün oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.